Teşekkür ederim. Niye geldin? Ne? Tatlım, zayıfladın mı sen? Anne, ne istiyorsun ve niye geldin? Dün geldim, yoktu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ekin inanılmaz bir çocuk. Nasıl janti, nasıl hoş, nasıl beyefendi. Babanın ağzının payını da bir güzel verdi. 10 numara çocuk. Sen buraya dedikodu yapmaya geldin galiba. Hayır canım kızım. Sana bir müjde vermeye geldim. Ne müjdesi? Bugün senin canını yakan herkes cezasını çekecek. Ben yine ne dediğini asla anlamıyorum. Ben sana ne dedim? Seni üzeni üzerim demedim mi? Yıldız bugün muhtemelen akşamüstü saatlerinde babanın evinden kovulmuş olur. Ne? Çağatay'la bir evde buluşturuyorum onları. Baban aldatıldığını düşünecek. Nasıl? Nerede ve ne zaman? Bir kahve içersen benimle sana hepsini anlatırım. Doğan, müsait misin? Müsaitim. Neyin var? Yani sana bunu söyleyip söylememe konusunda biraz tereddütlerim vardı ama... Ne oluyor? Gerçi bana inanmayabilirsin. Yıldız seni öyle bir etkisine almış ki sen ona inanırsın. Yine ne oluyor? Ben çok sıkıldım artık böyle şeylerden. Her gün başka bir olay. Vallahi ben de sıkıldım Doğan. Ama bunu senin bilmen gerektiğini düşünüyorum. Çağatay ve Yıldız'ın birlikte olduklarını öğrendim. Yani Çağatay benimle nişanlıyken başkasıyla olamaz. Ben bütün gazetecilere haber verdim. Buluşacakları evde onları bastıracağım. Yani sana da haber vereyim dedim. Sonra benim üzerime yürüme yani, karımı rezil ettim falan diye. Sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çağatay'ın telefonunu karıştırdım. Bir saat sonra tuttukları evde buluşacaklar. Tabii karşılarında gazetecileri görünce... Gazeteci falan yok, onu unut. Nasıl yok? Ben hallederim. Eğer doğruysa... Tamam. Ama doğru değilse... Doğru. İstersen gel birlikte bakalım. Hı? İstemem. Ben hallederim. Sen sakın bir şey yapma. Okey. Nasıl istersen. Ama bana mutlaka haber ver. Hı? Okey. Görüşürüz.
yok burada. Merhaba. Ben Halitcan'ın annesiyim. Kimse yok mu? Ben yanlış eve mi geldim ya?